Aktüel TV ekranlarında İkili Averaj programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Süleyman Namlı, program konuğum İlkan Toprak ile bu hafta Balıkesir Spor Tesislerinden sizlere sesleniyoruz. Bundan böyle dış çekimlerimiz olacak. Bu hafta Balıkesir Spor Tesislerinden sesleniyoruz dedik. İlk konuğumuz Balıkesir Spor Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda basın sözcüsü Kemal Büyükakın. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tesislerimize. Balıkesir Spor'la başlayalım. Mustafa Bahçeci önderliğinde güzel bir yönetim kuruldu. Bu yönetimle ilgili düşünceleriniz ve Balıkesir Spor'un yeni dönemdeki hedefleri neler? Kemal, buradan başlayalım. Evet, Balıkesir Spor hakikaten Mustafa Bahçeci yönetimiyle beraber hazırlanmış olan bu yönetim kurulu üyeleriyle çok farklı bir portföy çizdi Balıkesir'e. Evet. Çok farklı bir yönetim anlayışı ortaya koydu. Bulunduğu ortamdaki arkadaşları hepimiz ona güvenerek yola çıktık. Tabii ki bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakikaten hepimizden de ricasıydı. Balıkesir Spor'a sahip çıkmak, Balıkesir Spor'u bulunduğu yerden daha iyi yerlere taşımak, Balıkesir'de sporu daha iyi noktaya getirmekti amacımız. Hepimiz hakikaten bu işe gönül vererek, severek, arzu ederek geliyoruz. Ben amatör süreçte de Balıkesir Spor'da evet. Yöneticilik yaptım. Profesyonel 3. Lig'de de 2 dönem başkanlık yaptım. Hiçbir arkadaşımın hiçbir şekilde hiçbir beklentisi ve hiçbir ön yargısı olmaksızın Balıkesir Spor'da beraber olduk. Şimdi Balıkesir Spor'da beraber olduk. Balıkesir Spor'un A takımına önem verdiğimiz gibi altyapıya da evet. Çok önemsedik. Altyapıya da bütün yönetici arkadaşlarımız çok önem verelim dedik. Ve önümüzdeki yıllarda bizden sonraki kuşaklar altyapıda futbolcu sıkıntısını çekmemesi adına çok iyi adımlar attı. Şimdi Kemal Bey şöyle bir şey söyleyeceğim izleyicilerimize de. Balıkesir Spor Tesislerinde program yapma fikri konuk arkadaşım tabii ki İlkan Toprak'tan gelmişti. Evet. İlkan Toprak'ın da program konuk ettiğimiz Kemal Bey'e soruları olacaktır. İstersen evet. Sen de devam edebilirsin. Ben de hemen konuya şöyle başlayayım. Daha önce izlemeyenler için veya genç jenerasyon için Kemal abi Balıkesir Spor'un en zor dönemlerinde taşın altına elini koyan bir isimdir. Ben mesleğe başladım daha yeni yıllarında hatırlıyorum. Kemal abi kulüp başkanıydı. Belediye spor tesislerinde bir dönem Amatör Spor evet. Kulüpler Federasyonu binası olan tesislerde genel kurullar yapmıştık. Evet. Kemal evet. Büyükakın Balıkesir Spor her zaman zor duruma döndüğünde taşın altına elini koyan bir isim olmuştu. Evet. Bu bağlamda kendisine teşekkür ediyorum. Bugün buraya çağırdık, konumuz oldu. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisine ben Mustafa Bahçeci ile eski bir kulüp başkanı olarak, Balıkesir Spor kulüp başkanı olarak Mustafa Bahçeci'nin yönetiminde görev almasının nedenini çok merak ediyorum aslında. Mustafa Bey bizim amatörde de beraber olduğumuz. O da eski bir as başkan. Tabii profesyonelde de beraber olduğumuz bir arkadaşımız. Yani siyasette de beraber olduğumuz arkadaşımız. Yani uzun yıllardır Mustafa Bey Balıkesir'in yerli insanı. Evet. Balıkesir'den evli bizim insanımız. Mustafa Bey'le beraber olmamızın nedeni onun geçmiş yıllarda bu işe verdiği emek ve gelecekte de onunla paylaştığımız projelerdeki hayallerinin çok güzel olması. Yani bizim hayallerimizle onun hayallerinin örtüşerek Balıkesir Spor'da yapılabilecek olan her şeyin aynı hayaller üzerine, yani yarın gerçekleşebilecek hayaller üzerine kurulu olması. O da çok heyecanlı. Biz o da tabii çok güveniyoruz. Yani yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi bu konuda bizden de Balıkesir Spor'dan da Balıkesir halkından da beklentileri çok büyük. Onun için biz Mustafa Bey'i destekliyoruz. Mustafa Bey'in bu konuda arkasında olacağız. Bu Balıkesir Spor'da hiçbir şekilde bizi engelleyemeyecek hiçbir şey. Yani biz başarıyı da yakalayacağız. Altyapıdaki her şeyde iddialıyız yani bu konuda. İnşallah adım adım hiç sıkıntı yok. Adım adım bu konularda Balıkesir halkı, Balıkesir Spor'u seyretmek için gelecek. Evet. Stada zaten seyretmek için gelecek. Son yıllarda İlkan'la takip ettiğimiz kadarıyla başkanım şöyle bir şey var. Taraftar artık gelmez oldu yani. Evet. Vallahi arkadaşlar amatörde de profesyonelde de olduğumuz yıllarda Balıkesir'in gelen seyirci kitlesi oradaki stat giderlerini bile karşılamayan evet. bir gelir elde ediyoruz. Sürekli cepten veriyoruz. Şimdi biz yine cepten verelim. Yani Balıkesir Spor için, Balıkesir için bu parayı harcayalım ama Balıkesir'e maç seyretmeye gelen insanımız
orada seyrederken de yani bu bedeli ödeyerek o seyirci ortamını doldurarak sporuna, Balıkesir sporlu çocuklarına sahip çıksın amacımız. Evet. Onun için ne kadar çok kalabalık olursak, ne kadar çok seyirci kapasitesini bayanlarda hele arttırırsak Balıkesir sporu o kadar iyi yerlere taşırız. Çünkü Balıkesir sporun geçtiğimiz dönemdeki seyircisiyle de bir küskünlüğü var, bir anlaşmazlığı var. Evet. Hiçbir şey kalmadı ortada. Anlaşmazlık, böyle bir şey asla söz konusu değil. Balıkesir sporlu seyirciler, Balıkesir sporlu futbolcularla her maçta kucaklaşacaklar. Her maçın başından sonuna kadar alkış ve tezahürat yapacaklar. Artı gelen takımı da alkışlayacaklar. Onlara da aynı şekilde başarılar dileyecekler. Asla Balıkesir aykırı bir tezahürat, aykırı bir şey göremeyeceksiniz. Bir bütünleşme olacak. Bakın yani ben kendim Kemal Büyükakın olarak Texas'ta izleyeceğim. Yani yeri gelirse protokolda ama bizim yerimiz de Texas'ta seyirci çocuklarımızla beraber olacak. Omuz omuza zıplayacağız orada. Kemal yeter ki başarıyı yakalayalım. Şimdi sen böyle söyleyince benim aklıma bir şey geldi. Ben onu paylaşmak istiyorum. Balıkesir'de bazen zihniyet nedense hep eski zihniyet oluyor. Çevirmek çok zor oluyor. Şimdi biliyorsun Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda bir çalışma var. İhale süreci biraz gecikti. Gecikti. Buna bağlı olarak sezona yetişmeyecek. Birkaç maçımız ya yetişmeyecek zaten. Yetişmeyecek. Tabii. Yani bununla ilgili de Akhisar'la görüştük. Akhisar başkanıyla anlaştı. Mustafa evet. Bahçeci başkanımız. Onlar sahalarını bize tahsis ettiler. Bizim stadın çimleme konusu bitinceye kadar Akhisar'da maçlarımız oynayacağız. Ama ben şunu görüyor ve izliyorum ki herhalde yönetim kurulu daha önce değişmiş olsaydı böyle bir sorunu biz yaşamazdık Kemal Yaşamaz. Abi. Elbette. Biraz işte dediğim gibi eski zihniyetleri bir türlü değiştiremiyoruz Balıkesir'de. Elbette. Bunun ihalesi daha önceden yapılabilirdi. Yapılsaydı. Yapılabilirdi. Yani bu biz şunu diyelim yani bürokrasi biraz farklı işlediği için doğru. Örnek veriyorum mesela orada da arkadaşımızı yanlış konuma getirmeyelim yani bölge müdürü olan. İhaleye çıkartıyorsun, ihaleye katılımcı olmuyor. İlk ihale katılımcı yani, olmuyor. Katılımcı yani. Olmayınca ne yapsın adam? Şimdi bir yerine vermeye kalksa ihalede fesattan atarlar adamı içeri. Bunlar hep devletin yani bürokratik engelleri. O da otomatikman diğer süreçte ihaleye tekrar çıkıyor. İhaleye çıkması da yine Ankara'dan müsaade almasına sürece bağlı. Balıkesir Spor'un 2019-2020 sezonunda neler yapması gerekiyor? Yani bir iş programı yapacağız. Şu anda yaptığımız programları önümüze koyup önümüzdeki yıl içinde o programları erken yapacağız. Dolayısıyla burada da bir sahamız kötüydü. Balıkesir Belediyesi'ne rica etti başkanımız. Geldiler sahayı gayet güzel şekilde onardılar. Yapıldı sahne. Tabii yapıldı yani. Bunun gibi biz yani burada en hızlı şekilde nasıl yapılıyorsa onunla beraberiz. Yani. Kemal Başkanım şimdi konuştuk, yönetim konuştuk, sahayı konuştuk. Giray Bulak'la devam kararı alındı. Giray Bulak eski yönetimle devam ediyordu. Tabii bir Bahçeci yönetimi geldi. Giray Bulak'la devam etme fikri yönetimin genel fikri miydi? Tabii. Giray hocamızla yani sezon bittikten sonra yani yönetimin Remzi Başkan'ın da bu konudaki yapıcı tavırlarıyla biz işte kendimiz bu Mustafa Bahçeci yönetiminde bir heyet oluşturduk. Bu heyette oturduk konuştuk. Ne yapalım diye. Şimdi transfer yasağın var. Evet. Yani birisini transfer edemezsin. Ne alternatifin? Ya düşeceksin aşağı gideceksin ya çocuklarına sahip çıkıp kucaklayacaksın onları. Onlarla beraber yola düzeleceksin. Hocan da onları iyi tanıyor. Evet. Hocaya da güveniyorlar. Bizim asla Can Hoca'yla falan hiçbir problemimiz yok. Yani gördüğünüz gibi Can Hoca'yı da altyapıda tek sorumlu evet, insan onda, yani onda. Bizim insanımız Can benden fazla Balıkesir sporlu. Benden fazla bu Balıkesir sporda altyapısında, üstünde. Yani nereye gel dersen Can kendini feda edecek. Yani bütün Balıkesir sporda emek verenler için söylüyorum bunu. Şimdi biz de yönetim olarak toplandık ve bu işin daha uygun olacağını, futbolcuları tanıdığı için bu işin daha iyi olacağını düşündük. Hepimiz aynı karardaydık. Hiçbirimiz başka bir fikir bile sunmadı yani. Evet. Başkanımız da Giray Hoca ile görüştüler. Giray Hoca ile... Giray Hoca da istekliydi. Giray Hoca ile Balıkesir'de kalmaya istekliydi. Yani çünkü futbolcuları da tanıyordu. Karakterleri biliyordu. Bu karakterlerle beraber olabilirim. Onu yarım bırakmayı sevmiyorum diyor Giray Hoca futbolcu biraz. Çünkü yani hem hocaya güvenecek, hoca da futbolcusuna güvenecek. Bu birliktelik sağlanmıştı orada. Sıkıntı paraydı arkadaşlar. Evet. Hep yani bu işin, bu dünyanın şeyi... Hep yani kaynak. Türk sporunun yani, şeyi yani tabii, sorunu para. Sorunu parayla ilgili. Giray Hoca konusunda için. Aslında spor kamuoyunun
yapması gereken, düşüneni siz yaptınız Kemal abi. Onunla anlaştınız. Futbolcularla anlaştınız. Yapılması gerekeni yaptı aslında. Bakın evet, futbolcular bile hiç aklından geçirmiyorlardır. Sezon bittikten sonra burada Balıkesir'le hem seyirciyle küsmüş, kavga olmuş bazı arkadaşlarımız. Aradım. Dedim ki arkadaşlar burada sizle kucaklaşacak bu seyirci. Ben taahhüdüm dedim ya. Ben yani evet. Beni tanıyorsunuz. Hayır, ben taahhüdüm. Sporcularla yakın insanlar olarak bazıları ayrılmayı istiyordu. Bazıları federasyona başvurmayı alacaklar. Hepsi. Birçoğu gidecek. Evet, bu bir kesin. Bu yönetimin başarısıdır. Sporcuların burada kalması. Evet. Kimse yönetim bize güveniyor ve güvensin hakikaten. Biz de onların bu konudaki güvenini boşa çıkartmayacağız. Hakikaten Balıkesir'le ilgili tek sorun işte kaynak oluşturmak. Bu kaynak oluşturmakta da Mustafa Bahçeci Başkanımızın hakikaten güzel hayalleri, güzel düşünceleri var. İnşallah önümüzdeki süreçlerde onları adım adım yani yaptıkça, başardıkça sizler görüp de takdir edeceksiniz. Ondan sonra Balıkesir'in bir daha yani para lazımmış, ver Hasan, ver İlkay. Yok öyle. Balıkesir'in kaynağı belirli olacak. O gelen kaynaklardan bütün bu giderlerini ödemektir. Ya arkadaşlar biz Akhisar Spor'u küçümsemiyorum. Akhisar Spor kadar olamayacak mıyız ya? Koskoca iliz ya. Süper Balıkesir kaç yani güzel kaç senedir evet. Ya bu parayı doğru harcamaktan geçiyor. Parayı düzgün harcamaktan, düzgün insanlarımıza hesap vermekten geçiyor. Balıkesir halkına diyeceğiz ki kardeşim bütçemiz bu. Gelen para bu, giden para bu. Ne masrafları kısacağız, giderleri kısacağız. E halk bize bunu güvendikten sonra hem ticaret, esnaf ve sanatkarımız da bize katkı sağlayacak. İşte önümüzdeki süreçte ihalesi yapılacak stadın. Yapılacak olan ihalede reklam gelirimiz olacak. Yani bunlarla biz bu işin şeyini arttırmaya çalışıyoruz ama kalıcı kaynak. Kalıcı kaynak şart değil mi? Kalıcı kaynak. Bunu yapacağız. Asla bunu yapmadan bu işten vazgeçmeyeceğiz. Burada herhalde Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kaplan. Ya zaten zekayı olmaksızın bu iş olmaz. Olmaz. Yani belediyelerin bakın, desteği olmadan spor kulüpleri çok zor. Şehirlerde çok zor. Belediye katkısı, belediye desteği, belediyenin gücü olmaksızın asla bu işler yürümez. Yani belediye başkanı sporu sevmiyorsa TÜKAK'a, seviyorsa uçar bu iş. Aynen. Buna kaynağı yaratacak olan devletin gücü. Ama Başkan Kafaoğlu'nun da Baltok'ta Mustafa Bahçeci'ye anahtarları teslim etmesi güvenmesi, bizlere güvenmesi, biz de onun güvenini... Getirmesi de tabii. Bu iş yani karşılıklı güvene dayalı unsurdur. Biz Zekai Bey'in sonuna kadar arkasındayız. Önümüzdeki dönem seçileceğine kesin inanıyoruz. Aday da gösterileceğine inanıyoruz. Onun kuracağı organizasyonda Balıkesirspor çok iyi yerlere gidecek. Bizim herhalde altyapı sorunumuz vardı. Altyapı sorunu da Can Hoca, yani önümüzdeki süreçte olacak. Bu hemen bir günde olacak iş değil. Can Hoca'yla. En azından niyet önemli burada. Peki tesisleşme konusunda nasıl bir adım atacak Kemal Bey? Yani çok şimdi, kötü yani şimdi şu kötü anda, tesislerimiz var. Burada tabii, şimdi burada tabii, da söyleyelim. Tabii, güzel günler için yani değiliz ama. Yani bu neredeyse 25-30 senelik tesis burası yani. Şimdi bizim gibi bir kulüp için tesislerden daha iyisi olması tabii, gerekir. Tabii olması gerekli. Yani stadın her zaman en güzel stat olması lazım. Yani kendi tesislerinin en az 20 tane sahası olması lazım. İşte biz gittik Afyon'a gittik. Afyon'da bir otelde kaldık. Yani ben bütün arkadaşlarıma Allah aşkına dedim gidin görün ya Balıkesir'de otel motel yok. Hakikaten yok. Evet, çok farklı yani. Neden? Ya ama futbolcular orada kamp yapıyor. İşte bütün futbol takımları oraya gidiyor. Bunun sebebi de bu işe teşvik etmişler. Yani turistik bir yer haline gelmiş. Şimdi Denizli var, Bursa var. İşte belki Göztepe gidecek, belki Altay gidecek. Yani bütün takımlar orada kamp yapıyor. Biz bu Balıkesir bundan daha iyisine layık. Tabii ki canım. Daha iyi bak, yerlere layık. Kaz Dağlarımız var, Güre, Zeytin. Yani bizim de burada Sındırgı bölgesi var. Evet, burada bu tesislerle ilgili Sayın Belediye Başkanımızın bize önerdiği ve bizim de tasvip ettiğimiz yer var. Toki'nin arkasında bir güzel bir yer var. Yani Balıkesir en kıraç arazilerinden biri orası da. Ben de o tarafta oturuyorum. Toki'nin ikinci etabının orada oturuyorum. Yani orası o kadar mükemmel ki şimdi oranın 50 veya 100 dönüm civarında bizim bütün tesislerimizi ağzından girer burnundan çıkar denir ya o kadar. Yani 200 dönüm yer bize tahsis edecek. Bunun işte 50 dönümünü bu konuda kullanmak için biz işte federasyona gideceğiz. Federasyondan yardım isteyeceğiz. Belediyemiz zaten sonsuz arkamızda bu konuda ne gerekiyorsa biz varız. Yeter ki Balıkesir'de bunu insanlarımızın taleplerine karşı cevap verelim diye söylüyorlar. Şu andaki süreç herhalde arsa yani arsa tahsisi işte evet. Onun nasıl olacağı şimdi seçim. En azından bu yönetim zamanında sportif başarı olmasa bile tesisleşme konusunda bir adım atılırsa önümüzdeki güzel, yıllar kurtulur. Çok güzel adımları var. Yani hep bunlar adım adım işte haritayı Balıkesir'deki haritayı önünüze koyarak görüyorsunuz. Nereleri kamu arazisi,
Buralardan kamu arazisinden kimler yararlanır? Evet. İşte kulüpler yararlanır. Balıkesir'de hizmet veren insanlar yararlanır diye. Orada biz de bu konuda bize Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruz. Her zaman müteşekkiriz ona. Yani bizim en büyük destekçimiz o ya. Yani. Nereye gitsek, nereye çağırsak asla ikiletmiyoruz. Evet, tak yanımızda her zaman destek var. Şimdi Kemal abi ben şunu da merak ediyorum. Takım Afyon'da kampta. Birinci etap bitecek kısa bir süre sonra. Sonra ikinci etap başlayacak. Kadroyu koruduk. Uzun zamandır birlikte oynayan futbolcular var. Bu bizim için avantaj. Çok güzel avantaj. Yani daha önceki yıllara baktığın zaman oyuncular sahada birbirinin nerede olduğunu gözü kapalı şimdi biliyorlar. Sen evet, sporu iyi biliyorsun. Tabii, evet, gözü kapalı. Ama şunu da geçmemek lazım. Rakiplerimiz iyi transferler yaptı. Ya baktığın zaman nokta transferler yapan takımlar var. Süper Lig hedefi üzerine transfer yapan takımlar var. Bu bağlamda Balıkesir Spor bu sezonki süreci nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylemek istersin rakiplere göre? İlkaycığım biz şimdi kopya vermeyelim. Bizi diğer rakip takımlar izler, rakip takımlar dinlerse biz buradan onlara kopya vermiş oluruz. Mesela örnek veriyorum ben. Afyon Jetspor'la oynadı Balıkesirspor. Orada biz gidelim falan dedik ama yönetim kurulu toplantısı falan olduğu için gidemedik. Mesela bizim U21 ile çıktı. 5-0 mağlup oldular ama. Mesela biz yani önce o çocuklara da bir kazanmak istiyoruz. Neden? Ya sakatlanma şansı yok futbolcumuzun. Sakatlanırsa ne yapacağız? Evet. Öteki çocuğu onu da hazır tutmamız için işte böyle sürpriz şeylerle ortaya çıkmamız lazım. Biz yani bizim ligimizde çok sürpriz bir takımız. Herkesin hayalleri bu takım kötü hayalleri olsun istiyorum ben. O beklentiyle sahaya sürpriz çıksın herkes. Olsun. Evet. Herkes. Bizim karşımızda ya Balıkesirspor işte para veremiyor. Şeyleri kötü. Bu futbolcular da işte. Rakiplerimiz yani. Öyle bilsin. Rakiplerimiz bizi öyle bilsin. 10. haftaya kadar liderliği göreceksiniz ki Balıkesirspor seyirciyi stada yerleştirecek. Seyirci ya Balıkesirspor öyle mi diye gelecek. İlk 3-4 maçımız çok önemli. Değil mi? Evet. Bunlar da biliyorlar. Çocuklar bak bu konuda çok kenetlenmiş haldeler. Yani hem biz yöneticiler olarak hem futbolcular olarak birbirimize çok kenetlenmiş, çok birbirimizle örtüşmüş haldeyiz. Diğer takımlarda olmayan bir belki de bizde. Evet, bak çok güzel bir şey. Evet, takımı, evet aile yani. Takımı gibi bak, oldu. Zor yani zamanlarda olması bazen avantaj oluyor. Yani 2 hafta üst üste gittim geldim ben oraya. 2'şer 3'er gün kaldım yani Afyon'da yanlarındaydım, idmanlarını izledim. Vallahi canım çekiyordu böyle. Yaşım yani orada hocalara diyordum ya ben ya gel hocam diyorlar. Ya çok güzel idman yapıyorlar. Yani hakikaten genç olarak siz de arzu edersiniz. O kadar çatır çatır top oynuyorlar. Bu sene bizim benim bu görüşüm 3 transferimiz var aslında Kemal abi. 1 Tommy. Tommy geri gelmesi çok önemli. Geri geldi. Bizim defansta stoperde çok iyi. 2 Hocanın da beklentisi olan Belek. Belek. Geçen sene veremedi ama bu sene ondan beklenti çok yüksek. Yüksek o da biliyor yani. Biliyor. Onun da son şansı. Aynen, bu son şansı. Kullandı. 3 Üçüncü transferimiz de bana göre herhalde gençler olacak. Gençler. Gençleri kullanacağız bir şekilde. Evet. Bir şekilde kullanacağız. Çağırırız. Kesinlikle yani. Muhtacız, mecburuz yani mecburuz. Gençlerimize. Transfer konusunda başkanım yani biz ne zaman yapabiliriz transferi? En yakın yani zaman ne zaman? Onu da bir taraftarımız bilsin. Kasım verdiği karar tamamen bu yıl bizim transfer yasağımız var. Devre arası olur falan gibi söylentiler işte var ancak da. Ancak yani bir Galatasaray takımı bir yol izliyor mesela. Kasa müracaat etti. Evet. Onların da böyle bir takım Milan'la şeyleri bir sürtüşmeleri var. Milan'la bir sürtüşmeleri var onun. Evet. Şimdi biz de onların izlediği yolla federasyona ve federasyon başkanımıza gideceğiz. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Biz Mali Genel Kurul'da eski UEFA Başkanı Şenez Bey'le görüştük. Şenez Bey de bu konuda bize yardımcı olacak dedi. Tabii. Şimdi federasyondan randevu istedi başkanımız. Oraya da bu konu hakkında görüşeceğiz. Zaten Giray Hoca'nın da bir artısı da bu. Evet, federasyonla evet, evet. Ve o teşkilatlarla diyaloğu çok güzel. Zaten. Şimdi bu transferin ikinci dönem ara transferde yapılabilmesi için yapılan çalışmalar anladığım kadarıyla biraz avukatlar nezdinde yürütülen bir durum tabii, değil mi? Yani avukat, yönetimin yapacağı hiçbir şey yok. Yani insanlar da bunu bilsinler ki. Tabii. Yönetimin yapabileceği hiçbir şey yok. Tamamen kasa bağlı bir şey. Ancak biz diyeceğiz ki bakın arkadaşlar kasa avukatlara bizim hiç kimseye borcumuz yok. Her şeyimizi ödemişiz. Bu saatten sonra yapıyoruz. Biz yapmışık, bundan sonra iyi da niyetliyiz. İyi niyetliyiz. Eğer bizi affederseniz onlar da ya tamam bak adamlar yapmış derse ikinci dönemde hakikaten güzel olur yani. 3 tane adam almak bu takımı tabii, daha da farklı noktaya getirir. Ama ben oraya bile bak kalmayacağını size samimiyetle söylüyorum. Şu oraya bile kalmayacak. Başkanım şöyle yani 20 dakika 25 dakikadır programı yapıyoruz. Biz zaten ikna olduk. Aynen. Yani. Sakatlanmasın bak. Sakatlanmasın. Vallahi topçularımız çok iyi.
Yeter ki işte adam tekmeyi atmasın. Yani evet, çocuğun kası, dizi bir şey olmasın. Yani bu gibi unsurlar olmadığı süreçte vallahi biz topçularımızı beğeniyoruz. Hakikaten iyi top oynuyorlar ve iyi, bak sizin de beklentilerinizin üstünde sahada seyredeceksiniz inşallah. Taraftarın burada gelmesi gerekiyor değil mi? Biraz takıma birazcık daha sahip evet, çıkılması evet, lazım. Biraz evet, kenetlenmesi lazım. Çünkü futbolcular, yönetim bir şekilde kenetlenmiş bu sezon. Taraftarın da aynı şekilde kenetlenmeyi sağlaması lazım. Kamp sırasında Bursa Spor'la yaptığımız maçta buradan bir otobüs istedik. Ha, geldi arkadaşlar. Onlar futbolcularımız da çiçek verdiler. Kucaklaştılar. Orada yani futbolcularımız maçtan sonra gitti. Yani hakikaten güzel bir ortam yaşandı. Bunu statta da yaşatacağız. Devam ettireceğiz. Devam ettireceğiz. Biz de seyircinin arasında olacağız. Hı. Biz halkımızı oraya çeker de aleyhte konuşulabilecek şeyleri önlersek hiç problem kalmıyor. Seyirci zaten oraya bir tiyatro gibi futbol maçı izlemeye geliyor. E biz de sportif başarıyı yakalar, gol atar, galibiyetle getirirsek hı, ne olsun ki o zaman? Daha da artar, daha da güzelleşir her şey. Kemal abi ben bir de bir şey söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum senden. Şimdi Balıkesir Spor Yönetimi çok iyi niyetli. Ama bizim kültürümüzde bir de şu var ki iyi niyetten maraz doğar. Evet, evet. Doğru. Yani bazılar bu iyi niyeti suistimal etmek isteyeceklerdir. Olabilir. Bir de sen olabilir, biliyorsun tabii, geçmiş yıllardan geldiğin illa Balıkesir Spor'un başarılı olmasını istemeyen insanlar var. Olabilecek tabii, çıkabilecek. Sen bunlara da bir iki çıkıyor ya. Bu evet, programda çıkıyor, çıkış bari de onlar da bu yeni yönetim boş olmadığını anlasınlar. Yok. Şimdi biz yani bunun içinde olan Balıkesir'i seven, Balıkesir'de yaşayan, Balıkesir'de ölecek olan insanı olarak, bu şehrin insanı olarak asla bizim şehrimizin insanı aykırı bir şey yaptırmayacağız zaten. Onun elini tutacağız, yanaklarından öpeceğiz. Aykırı bir şey yapmaya kalkanı kucaklayacağız. Asla dilimiz, bizim de dilimiz Zekai Başkan gibi yumuşak dil sergileyeceğiz. Yoksa bizim bıçağımız keskindir ama biz bıçağı keskin yapmayacağız. Yumuşak dille herkesi sevgimizle kucaklayarak herkesi içimize alacağız. Ve Balıkesir Spor'u hepimiz kucaklayacağız. Bak hakikaten Balıkesir Spor'da önümüzdeki yıllarda güzel şeyler, güzel başarılar elde edeceğiz. Yeter ki Rabbim önümüze engel, işte husumet, yanlış şeyler çıkartmasın. Her şey rast gitsin. Bakın hakikaten başkanımızın hayalleri, işte belediyemizin bu konuda Balıkesir Spor'u yani kaynak olarak üreteceği her şey çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Yani arzumuz bu. Herkesin de arzusu bu. Birkaç şey soracağım varsa sor evet, başkanıma. Şimdi gene, başkanım tesisleşme dedik. Zekai Başkan'ın bir şekilde desteği olacak dedik. Zekai Başkan'ın Balıkesir Spor'a bakış açısı nasıl? Bunu da biraz bize anlatırsanız. Zekai Bey Balıkesir Spor'la ilgili Mustafa Başkanımıza bu işi oluşturun dedikten sonra ben sizin kayıtsız şartsız arkanızdayım. Evet. Yeter ki iyi işlere imza atın. Biz de onun mahcup etmeyecek, onu yanlış bir konuma düşürmeyecek şekilde her iyi işi araştırıp şehir plancısı mimarlarıyla görüşüp bununla ilgili ne yapabiliriz'i araştırıyoruz. Onun için Zekai Bey bu konuda bize güvendiği için biz evet, onun güvenini boşa çıkartmamamız lazım. Ne gerekiyorsa kanunlar çerçevesinde, yasaların büyükşehir belediyelere tanıdığı yasalar çerçevesinde bu işi doğru yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim başkanım. Şimdi yönetimde de genç isimler var benim gördüğüm kadarıyla. Genç isimler, önemli isimler de var. Takımla da devam ediyorlar. Sürekli fotoğraflar tabii, içerisinde tabii, bir birliktelik var. Ümit mesela var, Ümit Arslan var. Rıza var. Faruk Özen var. Rıza Faruk Tekin var. Evet. Tabii bugün Faruk Bey'i ziyarete gittik biz. Yani o da Haykop'un başkanı. Başkanımız rica etti dün akşam yönetim kurulunda. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Faruk Bey'i ziyarete gittik. Hakikaten onlar da çok arzulu ve istekliler. Evet. Yani Balıkesir Spor'un başarılı olmasını istiyorlar. Mesela Rıza, ben her fotoğrafta görüyorum onları. Rıza, evet, Rıza, çok Ümit, önemli. Göktuğ. O istek bunlar biraz genç önemli yani, insanlar. Evet. Hakikaten bak burada Afyon'a gittiğimizde onlar da iki defa geldiler. Yani şimdi mesela önümüzdeki günlerde yarın veya öbür gün Altay'la bir maçımız olacak. Yine biz de hep beraber gideceğiz. Evet. Mesela biz hemen organize olabiliyoruz. Hemen bir telefon trafiğiyle ben diyorum ki arkadaşlar kulüpte buluşalım. Herkes trak geliyor. Buradan bun nereye gidilecekse. O evet, birlikteliğimiz hakikaten çok güzel. Sen arayınca zaten isterse gelmesin. Yok. Hakikaten çok sevip saygılı davranıyorlar. Ben de bu konuda hakikaten çok teşekkür ediyorum onlara. Samimi söylüyorum yani. Canı gönülden onlar samimi davranışlarını hissediyorsunuz yani. Evet. Nasıl sizler geldiniz, sorduğunuz sorular, konuşmalarımız, dostluğumuz hiçbir şey olmaksızın sergileniyorsa. İşte Balıkesir'de arzu edilen bu.
kavgacı dili terk etmek, evet, barışçıl dille hepimiz birbirimizi kucaklamak, husumeti, Balıkesir'in istenmeyenlerini buradan yok etmek. Birkaç'ım senin var mı soruların? Teşekkür ederiz geldiği için. Tabii izleyenlerimize buradan söyleyelim. Kemal abinin ardından ilerleyen programlarımızda hem kulüp başkanımız Mustafa Bahçeci, hem teknik heyetten Giray hocamız, hem futbolcularımız yönetimin izin verdiği süreçte takımı... Tabii arkadaşlarla beraber de yapabiliriz. Beraber yani de önümüzdeki süreçlerde tabii. Yeni programlarda beraber birlikte olacağız. Şimdi bu hafta futbolcular bir izine gidecekler. Ondan döndükten sonra da yine bir Ege turu var. Evet. Oradaki şeyden sonra hiç biz hep beraber olup hep beraber daha güzel. Galibiyetler sonrası da. Evet, tabii. O inşallah bak onların hepsi Allah nasip etsin olacak ya. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Balıkesirlilere saygı ve sevgilerimi, seyircilerimize, taraftarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve Balıkesirspor maçlarını asla kaçırmayın. Evet, mutlaka gelin, yoksa pişman olursunuz bakın diyor. Şimdi ikili averajda bu hafta Balıkesirspor tesislerindeydik. Balıkesirspor tesislerinde Kemal Büyükakın bize baştan sona çok güzel ağırladı. Bundan sonra da mutlaka geleceğiz. Diğer programları da her hafta olmasa bile ayda bir programı burada yapmaya özen göstereceğiz. Altyapıyla da yapacağız. Bizim A takımla da yapacağız. Evet, bakın Balıkesir'i adım adım siz göreceksiniz. Burada bu kayıt altına alınsın. Neden? Gelecek yıllarda bu insanların arşivinde bulunsun ki görsünler. Evet. Balıkesir'de insanlar ne meşakkatlerle bu noktaya getirmişler işi. Ben İkili Averaj programında program arkadaşım Yeni Haber Gazetesi yazı işleri müdürü İlkan Toprak'a teşekkür ediyorum. Balıkesirspor Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda basın sözcüsü Kemal Büyükakın'a misafirperverliği için ve programımıza davet ettik. Bu kırmadığı için bizlere çok teşekkür ediyorum. Başımızın tacısınız sizler bizim. Aktüel TV ekranlarında bir ikili averaj programı da bu hafta son buldu. Bizleri izlemeye devam edin. Balıkesirspor'da kalın diyoruz.